Evet, iki ay bir aradan sonra ikinci programımızı yapıyoruz. Nefes nefese, heyecanlıyız, mutluyuz ve de gururluyuz. Allah'ın sayesinde, sayenizde. Efendim, her zaman söylüyoruz. Bizim programımız İbo Show ne belden aşağı konuşur, hep bizim işimiz belden yukarı. Dam üstünde o neler? Tombulo tombulo memeler. Yani gelen sanatçılarımız kimden aşna fişne yapmış bizi ilgilendirmiyor. Özel hayatına girmiyoruz. Özel hayatı da bizi ilgilendirmiyor. Herkesin kendi hayatı, özel hayatı kendinedir. Herkes özgürdür, istediği şekilde, istediği biçimde yaşar. Ama yaşadığı zaman içerisinde ne kadar ölçülü yaşarsa hem kendine faydası olur, hem de topluma faydası olur. İnsanlar ölçüyü kaçırmamalı. Ölçüyü kaçırdığın zaman toplumda da hoş görülmüyorsun. Kendine de hoş görülmüyorsun. Aynaya baktığın zaman böyle ayrı büyürü bir şey oluyorsun. Onun için ölçüyü de kaçırmamak lazım. Bizim programımız kardeşlik programı, barış programı, savaş programı değil. Savaş programı değil. Kardeşlik ve barış programıdır. Her zaman böyle. Buraya gelen her misafir benim başımın üstündedir. Kimse demesin ki İbrahim Tatlıses'e gidiyoruz, orada konuk olacağız, bizi programda yer veya programda bizi rencide eder, bizi bitirir. Hiç böyle bir düşünceye kapılmasınlar. 5. senemizi yapıyoruz. Zannediyorum evet, bugüne kadar 150 program falan çektik. 150 programın içinde 15 veya 20 tanesi
üçüncü, dördüncü, ikinci olmuştur. Diğer programların hepsi birinci olmuştur. Bunu da sizlere borçluyuz. Teşekkür ederiz. Şimdi başta hanımefendiler olmak üzere, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Televizyonları başlarında oturmuş bizleri izleyen insanlara da şükranlarımızı, şükran ilk defa söylüyorum. Bizim mahallede bir tane Şükran var. Şükranlarımızı iletiyoruz. Hanımefendi şükranlarımı bildir dedi. Ben Şükran. Onu bildiriyorum ve teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun çaylarınız. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çayın dışında ne içiyorsanız. Yalnız dediğim gibi çizgiyi aşmak yok. Şimdi hoş bir adam çağırıyorum böyle. Uzun boylu, Selvi boylu al yazmalı. Ma'ama güçlü. Ma'ama. Ma'ama. Ma'ama güçlü. Gel çocuğum gel. Nasılsın? İyi misin? Ne var? Ne yok? Ne yapıyorsun? Hayır ola gel. Abi Allah'ı seversiniz bugün üstüme gelme. Çok moralim böyle. Canım çok sıkır. Niye? Ne oldu çocuğum? Gel böyle yanıma gel yanıma. Niye üstüye gelmeyeyim? Of of of. Ne oldu güçlü söyle bir şey varsa dertleri paylaşak. Söylemeyen derdine derman bulamaz. Ah abi ah nasıl söyleyeyim size ya. Ne sen sor en iyisi ne de ben söyleyeyim. E peki ben de sormayayım ağam. Sanki benim derdim bir yetmez. Hakka sen sormayacak mısın? Güçlü. Sen bana sorma diyorsun, ben de sormuyorum. Sanki benim her dediğimi yaptıysam. Tabii yapıyorum. Söyle bakayım nedir? Oooof abi oğlum, çıkmıyor sesim de çıkmıyor. Ne oldu ya? Abi çok borçluyum. Ne? Çok borçlandım. Borçlandın? Borçlandım. Merak etme çocuğum. Merak etme, borç yiğidin kamçısıdır. Borçlu kamçı benim sırtımdan patlıyor ama. Biliyorsan, sabahtan akşama kadar telefonlar geliyor ya. Ya işte telefondan tehdit dediler, telefondan beni korkutdular, telefondan bir şey hakaret dediler. Onun bunun taklidini yapmaktan bıktım. Sayın Cumhurbaşkanından tut. Rahim muhtarına, Orhan Gencebay. Kim aklıya gelirse taklidini yapayım ki beni orada yanlış numaraya düştü diye zannetsinler diye. Sinasi Bekmez'in bile telefonunu taklidini yapmışım. Sinasi Bekmez. Cumhurbaşkanını anladık. Orhan Gencebay'ı anladık, Raha Muhtar'ı anladık. Bu Şinasi Bekmez kim? No, benim asker arkadaşım. Kim aklıma gelirse onun taklidini yapıyorum. Allah Allah. Baba rahmet. Benim duruma düşse... Nasıl? Benim duruma düşse kimin taklidini yapacağını sen de şaşır. Çocuk taklidi bile gene yapıyor. Benim taklidimi yaptın mı? Gebertirim ha. Yok yani taklit samimiyetin en güzel ifadesi olduğuna göre müsaade ile seni taklidi de yaptım. Hele hele hele. Bir şey söyleyeceğim. Ben ilk defa gülüyorum ha. Allah sana rahatladın. Ha. Peki. Senin ne taklidi yaptın? Yaptıktan sonra ha? Durumunda çok güzel düzelmeler oldu. Nasıl yani? Şimdi taklit yaptım, sıkışınca taklit yapıyorum. Hı. Senin taklidi yaptım. Yani arkadaşlarıya taklit yaptım. Dedim işte alo. Ben... Eşime dostuma yapmayaydı gebertirim. Ya şimdi seni hep eşi dostu. 70-60 milyon nüfus herkes seni dostu. Kardeşim Allah Allah. Telefon açıyorum. Ha? Diyan ben İbu. Ha? Selam aleyküm benim bir ihtiyacım vardı. Ehlen 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 İbrahim abi başlayayım size ne emri var diye. Diyan ki ricam olur. Bile biraz hesap ihtiyacım var. Hem hesap numarayı diyorlar. Allah cezayı ver beni küçüldüysen. Sen nasıl küçüldüyorsun? Borç istiyor ya milletten benim ağzım. Borç alıyorum. Ben bu değilsen borç yiğidin kapçısıdır. Biz de sen bir zam yaparsan ben de seni öderim. Bak, şöyle gene, gel. Gene sen düşünüysen ha. Tabii ben düşüneceğim. Tabii ya. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Nasıl oluyor yani o? Ben öldürmek için adamlar kuyruğa girmişler. Ben ya çelik yelek yaptırmışım bu ben vurdukları zaman ölmeyeyim diye. Çelik patto bile yaptırdım ben bir yer. Bula o adamlar seni öldürmedi, ben seni öldürebilirim. Benim adıma nasıl borç ister? Bırak onun yerine, sen beni öldür o zaman. Sen öldürsen daha iyi olur sen. Ondan öldürsen ben seni öldürürüm. Ben nasıl yedim ben bunu ya? Hem borçlu yiğidin kapıcısın, hem bilmem ne değilsen. Ben nasıl kurtaracağım ben bu borçlu? Pis herif. Allah cezanı verecek. Abi zaten vermiş de, Allah versin. Gel buraya. Kimden oldun? Sen demediğim için, delikanlı kimi gidersen... Evet. Borcu... Kabul edersen... Dün gün söyledim size evet. İtiraf edersen...
İnsan borcunu itiraf ederse yani af yok mu yarabbim? Ya, af yok mu yani borcunu itiraf ederse? Orhan Gencebay'ın şarkısı af yok mu yarabbim? E oradan çıkıyor zaten. Ne var ki yani? Af yok mu diyorum yani? Afa girmez mi? Afa girer de aldığı miktara bağlı, kimden aldığıya bağlı. Söyle. O da mı ölçüye? Eşimiz dostumuzsa hallederiz merak o etme. O da mı ölçüye bağlı? Tabii söyle kimden aldı? Şimdi gel o da çok delikanlı bir adam. Allah Allah. Türkiye'de üzerine delikanlı tanımam, üzerine yiğit tanımam, üzerine yakışıklı tanımam. Onun üzerine de bonkör tanımam. O gireceğim arkadaşa. Borç aldığı arkadaşa. He ya senin de çok yakını çok iyi tanırsan kendi. Sen söyle. Benim arkadaşım. Ha vallahi delikanlı kim dedi ki gel böyle itiraf et söyle benim borcum borçtur. Ben borcumu size ne zaman isterse öderim dedi. Ha yani öyle dedi ben de ondan cesaret ve de güvence alarak gittim. Nereden aldı? Dedim. Yani kızacaktan sana hiç söylemeyeyim burada ben kendime intikar yapayım. Yok sen kendine harakiri yap harakiri. Ya canım tatlı ya. Ya bir söyle. E ben affedeceğiz. Yani affediliyorsak affa giriyoruz. Ya yapalım. Söyleriz, rica ederiz. Adamlar affeder. Adamlar şey değildir herhalde. Hıyar değildir. Misafirlere de söyleyeyim. Onlar da rica etsinler. Söyle bakın. Kimden borcu aldı? Tatlı Sen Şirketler Grubu. Olabilir. Olabilir. Ya buraya. Olabilir. Ne var bunda kızacak? Tatlı. Ne var bunda kızacak? Bir dakika. Allah senden razı olsun. Allah bir dakika ben anlamadım. Bir dakika sen böyle bir dur bakayım. Nereden aldın? Dur gidin baştan gelin. Burada. Nereden aldın? Abi gidin bir şey. Lan söyle. Cigerimden geliyor bak. Borcu ya. Nereden aldın? E dur heyecanlanıyorum. Çabuk söyle. Şimdi ben nereden aldım biliyim sen abi? Nereden aldın? Ya öyle bir delikanlı abimizin yerinden aldım. Öyle bir koç kime böyle Türkiye'nin kendine böyle iftihar edeceği bir abimizin oradan aldım. Ve öyle bir dedi ki bir o adam da zamanında. Ha. Dedi ki hırsızlık yapma. Yalan söyleme ama borç para al. Ben şey yani o dedi yani. Size zam yapacağım. Parça parça az az verirsen dedi. Aşağı ben de gel. Ondan cesaret nereden aldın? Alarak tam. Nereden aldın? Tatlı Ses Şirketler Grubu'nda. Sen söyle bize bak lan kardeş. Evet Tatlı Ses Şirketler Grubu'nda. Ulan şirketimi dolandırıyorsun. Beni dolandırdık yetmez bir de şirketimi dolandırıyor. Ne diyor? Sen ne yapalım kimse yok. Doğru insanlar. Allah cezanızı verecek. Esas günah bunda değil, bu suç bunda değil. Suç benim şirketteki adamlarda. 10 senedir konuşuyorum, sesimi tanımıyor musunuz? Güçlü çocuğum. Gel evladım gel. Merak etmeyin. Merak etme. Gel buraya. Seni bu insanların yüzü hürmetine affediyorum bir. Allah senden razı olsun. Elimi tabii. De tut hele bırak mazdese sen yiyorsun. Efendime söyleyeyim. Sonra elim... geçeceğiz. Yüzüme bak yüzüme. Bakacak hal kalmadı. Yüzüme bak evladım. Canım çok severim bunu çok bayılırım. İyi ki sakallarım var. Benim şirketimi dolandırdın. Aferin sana la. Vallahi aferin. Hiçbir hıyar dolandıramaz beni. Allah aşkına. Vallahi sana tebrik ediyorum. Vallahi çal bakayım. Sen tebrik ederim. Sağ ol Allah sana. Razı olsun. Efendim. Tiyatrodan, sinemadan iki tane dev isim çağıracağım. Yıllardır kimileri meddahlık yaptı. Kimileri oyunculuk yaptı, kimileri tiyatrodan bize seslendi, kimisi sinemadan. Ama hep onları görürüz, yıllardır görürüz, güleriz. Zaman zaman bize ağlatırlar. Erol Günaydın diyeceğim. Bilir misiniz? Bilirsiniz. Ayrıca İsmet Ay diyeceğim. Bilirsiniz. Peki çağırıyoruz. Ben yaşlı mıyım? Anlama koyma, ben yaşlı mıyım? Ben şimdi öyle bir şey dedim mi? Halbuki 60 yılımı verdim tiyatroya ama yaşlıyım galiba biraz. Yok, değilsin, ya. Değilsin. Teşekkür ederim.
Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Geç. Şöyle alayım yanıma. Efendim şimdi yine huzurlarınıza sanatçı, bir hanımefendi, bir beyefendi. Ayşen bilir misiniz? Ve Fatih Kısaparmak. Şimdi kızımız çok edepli, çok terbiyeli, böyle çok şey. Yanındaki beyefendi ondan daha bir beyefendi. Şimdi o ikisi birbirine şey verince o şey mankenlerine benzettim. Podyumlara çıkıyorlar ya. Aynı şey geldiler. Alkışlıyoruz ve teşekkür ediyorum. Hoca gel. Öpeyim ilk başta. İlk başta öpeyim. Sen şöyle bir otur. Yok sen otur, ona kardeşine karışma sen. Gel. Kardeşi gel, sen yanıma gel. Senin asıl adın ne? Ayşen. Bizde Ayşe derler. Biliyorsun. Yani Ayşen. Yani Ayşe'ye bizde Ayşe derler. Hatta ve hatta daha şeyi Aşo derler. Aşo. Tamam, bundan sonra Aşo ne? Olsun. Ne? Aşo. Çorba söyler gibi bir Aşo. Aşo çorbası getir. Ezogelin çorbası vardır ya. Şimdi bize ilk parçan ne olacak? İlk şarkın ne? İlk şarkım albümümüzden. Ayrıca ne olsun? Bir dakika. Ne olsun? Neredesin? Sen neyi karar Uzaktan vermiştin? Uzaktan geldi mi karar vermiştim. Hiç onu dinlemişler miydi? Dinlemişlerdir mutlaka. Nerede? Çünkü albümümüzün ismi radyolarda sık sık çalıyor. Şimdi sen diyorsun ki onu söylemeyeyim. Onların istediğini söylemeyeyim, daha sonra söylerim. Evet. Şimdi şeyi söyleyeyim, neyi? Uzaktan geldim. Bak uzak, böyle elimi uzattık. Uzaktan geldim diyor. Ve mikrofonu alıyoruz. Mikrofonu veriyoruz. Alo. Uzaktan geldim. Ah! Bana karşı koyma karate. Yani mecbur mu adam kapısını açmaya kardeşim? Açmıyorum kapıyı. Kapıyı aç, bana karşı koyma. Ne yaparsın? Düşün karate. Gel bakayım. Allah Allah. Uzaktan gelmiş. Nasıl edelim yani? Uzaktan geldin, gel bir ayran iç yürü. Ayşen. Burada diyor ki... ilk albümü, ismi Uzaktan Geldim. Evet. Konservatuvar öğrencisi, Türk halk müziği okuyor. Bu ne lahana, bu ne turşu? Halk müziği sanatçısına bak. Ben demek iyi, bak arabeske döndüm. Hayır sen... Opera. Yarı arabesk, yarı halk müziği. Sen niye kızım? Sen opera, tenor. Yani inanılmaz bir tenor. Pavarotti ve İbo yan yana, eğer Avrupa'da olsaydı ne güzel. Eksik söylediniz, Pavarotti, İborotti. Evet Ayşen. Bu şarkı senin mi değil? Değil. Mi? Değil. Çünkü senin tarzın değil bu. Okuma tarzın tamam ama böyle gözlerin içine bakıyorum, sende türkü kokuyor. Mesela ben türkü dinlediğim zaman Anadolu gözümün önüne gelir. Anadolu'yu çok gezdim, dolaştım. Bozkırları gelir, dağları gelir, yamaçları gelir. Gölüm. Çağlayan dereleri gelir filan. Adam şimdi oturuyor şeyde, Ak Merkez'de önünde Nescafe. Dumanlı dağlar diye türkü dinliyor. Ulan dağ nerede? O nerede? Nereden çıktı bu şimdi? Hani dağ, disco, müzik, bak. Yani... Dinliyor öyle, koyun kaval dinler gibi ama... Koyun da kavalı dinliyor ama hayvanın fikrini soran yok, iyi mi kötü mü? Gel Mahmut Güçlü. Gel bakayım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Bugünlerde çok şiir okudum. Ha? Ben dedim içimden geldi, bir Urfalı Baba'nın şiirini okuyayım. Oku bakayım, nedir? Hocalar müsaade edersin. Buyurun. Birazcık ekmek... Azıcık su, bu değil mi ki diyor hayat kaygısı? Azrail ensende kurmuşsa pusu, bunu görecek radarın mı var? Dik bir yokuş, mecburi iniş. Ecel ahirete yapmışsa finiş, bunu durduracak frenin mi var?
Ayşe, bu kameraya bakıyorsun ve bize reklamlar diyorsun o parlak dudaklarınla. Şimdi reklamlar. Ayşe. Sen ışığın sana burnuna gölge düşürüyor. Yüzün gölge gölge oluyor. Hoca bir rica edeyim, bir yerde işin ikiniz ya. Şöyle bir... Şimdi... tamam, geç. Ha, böyle şey ettir kendine. Biz ne güzel ama yüzümüz açık. Saçlar düşmüyor, başlar düşmüyor. Ama siz şeyde... bir dizide oynuyorsunuz şu anda ATV'de. Tatlı Kaçık. Tatlı Kaçıklar. Onda ikiniz de... Hanım oynuyorsunuz. Bu ne oluyor? Şimdi denk geldi. ben de bir Raziye Hanım'ı, bu da Dürdane Hanım. Evet. Hanginiz daha geçimsiz oynuyorsunuz? Valla o biraz nakitçi. Ben yani paracı, bu da paracı biraz. Ben damada düşmüşüm peşine. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor ama. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Ben çok gülüyorum zaman şimdi zaman. Şimdi biz geleneksel zaman tiyatrodan gelme, eskiden zennelerde oynadık yani. Zenne denildi evet ya eskiden. Evet, zenneler. Erkekler çıkardı filan, kadın kıyafetiyle oynarlardı. İşte biz olsa, ben çok zenneler oynadım. Mesela Sinekli Bakkal'da da Kız Tevfik'i oynadımdı ben. Kız Sinemada Tevfik. Kız Tevfik oynadım. Yani çeşitli zenne ama genç oynamadım. Hep nedense yaşlı karılar bana geliyor. Biraz da erkekleşmiş kadınlar. Artık bir yaşa geldikten sonra onlar biraz erkek gibi oluyorlar evet yani. Çata çata pazarcıyla kavga eder. Bir şey alacağı zaman çatar bilmem ne eder. Yani amcalaşmış hafif. Teyzeler amcalaşmış. Siz? Hocam? Ben paraya düştüm. İbi barka olan, derdi zoru para, yalnız bir kadını oynuyorum. Yani bunu resmen söyledi. Yalnız bir kadını oynuyorum dedi. Ama ne kadar enteresan. Yani erkek bildiğimiz insanlar kadın kılığına ve onu içinize sindirebiliyorsunuz kadın olarak. Seyrederken değil mi? Enteresan. Enteresan. Yani bu da dediği gibi işte oradan bir ses geldi. Başarılı dedi. Bu da başarının herhalde. Vallahi teşekkür ederim. Sağ olun. Zaman zaman oynarken ben de tereddüte düşüyorum. Acaba ben neyim? Bir benimle bir kadın arasında gidip geliyorum ya. Sizde öyle bir tereddüte düşme var mı? Benim bir endişem yok. Peki Ayşen. Albümünden memnun musun? Evet, çok memnunum. Sokakta tanıyorlar mı yani yürürken evet, falan? Evet, tanıyorlar. Çok uzak güzel bir sesin var ama onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel değil mi? Sesi güzel, harika. Evet, gerçekten öyle. Şimdi efendim Fatih Kısaparmağı tanıyorsunuz herhalde. Allah Allah, tanıyorlarmış ya. Vallahi. Şimdi efendim Fatih Hoca gerçekten böyle gördüğünüz gibi böyle nasıl kalktı durdu. Özel yaşantısında da öyle, edebinde, terbiyesinde. Yani ben terbiye timsali diyorum. Onu örnek gösteriyorum zaman zaman. Şimdi biz biliyorsunuz bir tane İdobay diye bir firma kurduk, bir şirket kurduk. Fatih Hoca da bizim sanatçımız. Şimdi ona çok güzel bir albüm yaptık. Çıktı şu anda piyasada. Çok güzel de şarkılar var içinde. Biz o insanın kişiliğinden çok memnunuz. Bilmiyorum o bizden memnun mu? Ben İdobay ailesinin bir ferdi olmaktan, İdobay'ın ilk albümüne evet ismimi vermekten, Sayın İbrahim Tatlıses'le, Sayın Burhan Bayar'la birlikte olmaktan, bizim gönül bağımız çok güçlüydü. Sevgi ve saygımız çok derindi. Bu sadece İdobay'da resmileşti. Hepsi o, imzayı attık. Peki kendisine bu son kasetinin adını rica ederim. Nedir? Son kasetinin adı nedir? Son kasetimin adı Olurum Böyle Hasan. Evet. Şirketim İdobay. Prodüktörüm İbrahim Tatlıses. Burhan Bayar. Kendilerine teşekkür ederim. Hocadan son kasetinden bir parça istiyoruz. Benim için de 3 tane böyle dolu dolu sevdiğim şarkı var ki bir de şiir var içinde. O şiir de çok güzel gerçekten. Zaten kasetinin durumu da çok iyi yemin ederim. Çok şükür. Her böyle prodüktör söylemez ha. Hep böyle gizlerler ya satmış işte aslında mahvolduk falan. Vallahi çok iyi satıyor ve de çok güzel kaset. Zaten hocanın tavrı, sesi beni yandırıyor. Ne dinleyeceğiz?
Zannediyorum Hasan'dan evvel ilkin burada okuyacağım bir şarkı. Söz Ahmet Selçukilkan, müzik Duran Aydoğan, düzenleme Burhan Bayar, Papatya Falı. Bu şarkıyı dinleyin ama, bu şarkıyı dinleyin bak. Böyle bir can kulağınla dinleyin. Buradan Ahmet Selçuk İlkan'a da teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir söz. Sözlerini bir söylesene hoca. Bu şehirde son gecem, beni son kez sarsaydın. Gitmezdim bir meçhule, yanımda sen olsaydın. Duvar duvar yıkıldım, hançer hançer vuruldum. Ben böyle mi olurdum yanımda sen olsaydın? Çok güzel ya. Çok basit. Tam halkın anlayabileceği, çok basit ve öz ama çok derinliği olan ya. Ben gerçekten çok şanslı bir insan olarak sayıyorum kendimi. Çok güzel bir şirkette, çok değerli insanlarla çalışmaktan. Vallahi ayrıca çok hoşsun, çok iyisin. Albümde gerçekten çok profesyonel imzalar var. Sayın Burhan Bayar, Sayın Mustafa Özhan, Sayın Ahmet Koç, sanat yönetmenim Sayın Ahmet Selçuk İlkan ve emeği geçen herkese milyonların huzurunda haklarını helal etmeleri dileğiyle teşekkürlerimi sunuyorum. İşte bundan da program yapmaz tabii. Geçen programda da babasına bir tane şarkı yapmış. Gene beni tutakladı. Bak şimdi gene duygulandırdı beni. Bu ne? Ya öldürmüş beni. Ya bu kadar mı insan terbiyeli olur ya? Olmaz böyle şey. Yemin ederim ya. Vallahi billahi ya. Şimdi. Hocam. Efendim. Bu gördüğünüz sinema dünyasında yani Türk sinemasının medar iftiharı. Hemşerim de aynı zamanda. Önce çok teşekkür, üstelik de kutlarım seni. Onunla film çektiniz mi? Yılmaz Güney'le. Çektim İbrahim Bey. Ben Yılmazcığımızla öyle diyeyim ki çok severdim. Allah'ın için olsun. Yani tam yıllarını hatırlayamam ama 64-65 o civarlarda Bolu'da Kovboy Ali diye bir film çektim. Biliyorum o filmi. Kovboy Ali'nin ben de Garip Ali'ydim. Bir saz verdi Yılmazcığım bana. Üstüne de Garip Ali yazdılar. Koyun gelir yata yatayı öğrettiler bana. En çok da o din din din. Koyun gelir yata yata. Yılmaz'cığım da Kovboy Ali. Aslında o Yılmaz'ın kendisini anlattığı güzel bir filmdir. Ben onun atıyla ahırda otuna bakıyorum, ondan yatıp kalkıyorum. O bana gelir dertlenir orada. Nasıl ağam derim, abem nasıl kovboy oldun sen? Bak der Garip Ali. Ben çocukken sinemalara giderdim, kovboyları seyrederdim Amerikan filmlerinde. John Wayne'i seyrettim, Gary Cooper'i seyrettim, Gary Cooper için adam vurdum derdim. O kadar hayrandım. Amerikan sineması benim beynime girdi, beynimi yıkadı. Sonra yıllar geçtikten sonra ben kovboy oldum, aldım atımı, çıktım dağlara, haksızlığa savaş açtım dedim. Güzel. Çok güzel bir filmdi. İşte orada ben koyun gelir yata yata. Bir tane kavganız olmuş orada. Ha, orada böyle devam ederken akşam Bolu'nun altında bir otelde yemek yiyoruz. Yılmaz o zamanlar ördek vurdu şeyden, o Avant göllerinden. Getirdi, ördekler haşlanıyor. Biz de oturduk hep beraber masaya. Nereden geldiğini bilmediğim 3 tane sarhoş adam geldi. Yılmaz'a döndüler. Aa dediler ya, sen çok iyi ateş ediyormuşsun, attığını vuruyormuşsun. Öyle dandik mantar mı sıkıyorsun filmlerde yoksa böyle bir silah mı kullanıyorsun diye koca bir şey çıkardı, aleti koydu. Bizim gözlerimiz açıldı, Yılmaz'ın da huyunu biliyoruz. Buz gibi olduk. Yılmaz gayet sakin. Aldı silahı. Tak 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 tak. Ne kadar ampul varsa söndürdü. Al buyur dedi. Hayda, millet ayaklandı. Biz otelin arkasından otobüslere, minibüslere Bolu'da başladığımız filmi Belgrad ormanlarında bitirdik. Yani sevgili İbrahim Beyciğim, yani senin kaderinde de benzerlikler var. Yani bazı insanlar nedense böyle durup dururken, hiç ortada bir şey yokken yemek gelip sataşıyorlar. Ne gereği var orada ya? Nedir bunu ben anlayamıyorum. Bu toplumun o hazımsızlık oluyor. Şöhrete saldırma. Evet yani. Şöhrete saldırma. Buyur, doğru söylüyorsun. Rahat yüzü görme. Yani. Yılmaz Güney de çok acayip de nişancıymış ya. Yani. Çok. Evet. İlk hanımı Deba Çehre herhalde. Deba Çehre. Filmde bir sahne varmış. Elmayı vuracakmış kafasında. Esah'tan vuruyor.
Ya kardeşim ne gerek var? Evet. Yani normal böyle göster, öbür tarafta da elma uçsun. Yok, düşünebiliyor musun o kadının durup böyle duruşunu? Onu ben izin verirsen anlatayım, tamam. O filmde de oynadım. Eşref Paşalı. Eşref Paşalı, evet. Aydemir Akbaş'la birlikteydi. Evet, Aydemir de var. Şimdi birdenbire bir şu karşıda bir yerde çekiyorduk yalıda. Yılmaz bana şişeyi al geç oraya dedi. Ben ne yapacak değil mi? Şişeyi aldım. Bam dedim, şişenin yarısı gitti. Allah dedim, bunun adım Aydemir. Aydemir şişeyi aldı, yarısı da oradan gitti. Nebahat'e koy bardağı başına, geç karşıya dedi. Haydi. Allah Allah. Nebahat bardağı koydu. Tak, bardak gitti, Nebahat de yerde. Ama çok güzel. Evet. Güzel insandı, yüreği çok güzeldi, çok dost. Sinema emeklileri onu severdi gerçek, çok emekçileri. Evet. Hocam senin var mı öyle bir anılmanın? Benim Yılmaz Bey'le anım Şile'ye geliyordu, ben Şileli olduğum için. Film çekmeye geliyordu, Nebahat Çehre ile evliydi. Şunu şuraya şey ettireyim. Nebahat Çehre ile evliydi. Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman çok mutluydular yani benim devremde, yeni başlamışlardı. Daha Nebahat'in başına elma falan koymuyordu. Öyle bir devre gördüm ben. Tamam. Şimdi o zaman biz de rahmetlinin anısına bir tane söyleyelim bakalım. Ne söyleyeyim? Bir tane ben söyleyeyim. Hadi lütfen. Ha? Ondan sonra kızınız. Peki. Ne? Ne söyleyeyim son kasetten? Peki Akdeniz. Akdeniz diyelim peki. Yalan söylemeyin. Yalan söylemeyin. Bu şarkıyı her dinlediğimde zannediyorum aşık olacağım. Halbuki ortada fol yok, yumurta yok o. Böyle kendi kendime aşık oluyorum. Çünkü çok güzel bir şarkı. Çok romantik. İnanıyorum bunu yazın her yerde dinleyeceksiniz. Siniz. Hediye çi geldi. Siniz, siniz, sini geldi, sini. Buraya gel, buraya hediye çi. Sen temin tayin bu tarafa gel, elinden kapacaklar şimdi onlar. Gel bu tarafa. Ver. Kapmasınlar. Çek eri. Bu ne? Efendim bunlar Sait Koç'un hediyeleri bize. Sanatçılarımıza Sait Koç'un hediyeleri. Allah nazar değmesin. Gel bakayım çocuğum. Yanaş. Amcana. Amcan da yanaşsın sana. Teşekkür ederim. Size bir kol düğmesi efendim. Teşekkür ederim. Ananın. Aşık oldum. Ananın. Ananın. Erol Günaydın. Evet. Babacığım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkürler. La yanıma alın. Efendim. Hocalarımızın ikisi birden bana bir reklamlar derse çok sevinirim. Bu kameraya. Reklamını? Dur bir de, tamam. Buna... hangisine? Söyle, ona işte bak, bize bakıyor kamera. Buna... Burada bile anlaşamıyorlar abi, burada bile. Ne? Buraya. Hadi şimdi. 3, 4. Reklamlar.
Ver bakayım bunu. Nereye tutturdun bunu? Küpe genelde kulağa takılıyor. Bu nasıl küpe? Ha dur bakayım böyle. Allah Allah şuraya bak. Bak ne güzel oldu. Abi bu stilistler bilmiyorlar bir şey ya. Kızın takmışlar kulağı. Ya kulağı yırtılsa? Düşünebiliyor musun? Bu kulak yırtılırsa... Yazık değil mi bu kulağa? Ya bir de bu kulak yırtılırsa? Şu kulağın güzelliğine bak. Elim yanakta. Kulaktan hiç ilgilenmiyorum. Allah göstermesin ya Rabbi. Güle güle. Huzurlarınızda ağırbaşlı kızımıza, hanımefendi kızımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Şıvga'ya çok teşekkür ederiz. Şimdi... Gebertirim arkamda bir şey yaptısa. Neyi düşmüştü? Giderken de mi taktı? Yazık evladım o yumuşacık kulağa, o küpe. Aa, hiç sevmem, hiç. Ayşen? Efendim? Ne yapıyorsun? Neden korkarsın Ayşen? Ailemi kaybetmekten çok korkarım. En çok yani ailesiz kalmaktan. Evet. Allah kimseye ailesiz koymasın. Kesinlikle. Allah kimseyi kimsesiz koymasın ya Rabbi. Siz neden korkarsınız ki efendim? Söyleyemem, ayıptır. Allah aşkına söyle. Ben? Hı. Ben kendimden korkarım. Neden? Dilim çok fenadır çünkü. Allah! Bir dil var pabuç. Ama çok şakacı, şakayı çok sever, şakayı çok güzel kaldırır. Bakmayın aslında 55 yaşında. Çok teşekkür ederim, yaşım büyüttün. Yemin ederim bazen zaman zaman bizim bir sinemacıların gittiği bir... Ben niye burada oturuyorum ya? Hayır, orada oturmam önemli değil. Işığım bozulur. Işık bana buraya göre yapılmış. Kontrolüm kayboluyor. Üf, sinema diliyle bayılırım sinema diliyle. Kontrol bilir misiniz? Hiç bilmeyiz. Kaç senedir tiyatrodayız? Benim 58 bitiyor. Benim 43. Daha bu çocuk. Evet. Ah daha mama ver ona sen. Evet. Evet daha büyüyecek ama o. Ama bu amatörlüğü de sayıyor. Ben profesyonellikten başladım. Yok ben amatörlüğü sayıyorum. Konservatuvarda ilk çıktığımda şey... O senden, 1948. Eski, o senden eski bir defa. O senden eski. Çıktığını söylersin o başka. İlk sahne Antigone ile. Sen daha doğmamışsın. Yürü. Yol verdim. Yeni başladı kavgaya. Kim? Sen çıkarıyorsun kavgayı. Hayır. Benim söylediğim şey 1942'de Devlet Tiyatrosu'nda... Yalancı'yı oynadık. Ve ben orada Antonius Uşağı'nı oynadım. Antonius. Antonius. Eskiden vardı biliyor musun öyle Roma şeylerini oynanan oyunlar falan? Klasikler daima oynanır. Eskiden değil şimdi de var ama siz gelmiyorsunuz. Vaktiniz yok yani. Evet. Zaman çok önemli efendim. Yani zamanımız olsa. Evet. Ciddi söylüyorum. Yani. Ama tiyatro en bayıldığım şey biliyorsunuz. Herhalde. Yemin ederim tiyatroyu çok seviyorum. Çünkü geri dönüş yok tiyatroda. Şimdi ben bir şey... Sinemada bir şey oynayamayabilirsin, tekrar çekebilirsin. Evet. Ama tiyatroda yok, o yok. Yok. Çok canlı o. Şimdi efendim... Ama bir ay provası var çalışıyor. Tabii. Ha şu, gel. Ayşen, ne okuyacaksın? Efendim, bir Türk halk müziği okuyor. Sesi güzel dedik ya, abartmadık. Doğruyu söyledik. Bir Türk halk müziği okuyor. Şimdi bize canlı canlı bir Türk halk müziği. Eski bir türkümüz var onu söylesin. Gel bakayım. Nedir? Keklik gibi kanadımı süzmedim. Allah Allah! Allah Allah! Murat alıp doya doya gezmedim. 3, 4. Keklik gibi kanadımı süzmedim.